Sıcaktır. AK Parti İlk Adım İlçe Danışma Meclisi toplantısı, Büyükşehir Belediyesi, Şehit Ömer Halis Demir çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İlk Adım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek emeği geçen parti üyelerine teşekkür etti. Sizler birçok fedakarlıklar yaptınız. Gece demeden, gündüz demeden sahada oldunuz. Ailenizden fedakarlık yaptınız. Bu süreçte yapmış olduğunuz çalışmalar için kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza ve tüm yönetimine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Ak Gönüllüler olarak 18 yaşın heyecanıyla daha nice yıllara hizmet etmeye talip olduklarını belirtti. Bu arada AK Parti'mizin de kuruluşunun 18. seneyi devriyesi. Biraz önce ilçe başkanım ifade etti. Hepimiz Ak Gönüllüler olarak 18 yaşın heyecanıyla daha nice yıllar hizmet etmeye talibiz, doğru mu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın gündeminde ise Salı Pazarı ve Terme ilçelerinde yaşanan sel felaketi vardı. Hayatın normalleşmesi için gerekli desteklerin verildiğini kaydederek Salı Pazarı Barajı inşaatının devam etmesi için ödeneğin ayrıldığını, inşaatın en kısa zamanda başlayacağını söyledi. Salı Pazarı Barajı inşaatının devam etmesi için gerekli ilk ödenek ayrılmıştır ve inşallah bu inşaat en kısa zamanda başlayacaktır. Bunu söyleyelim. Karaaslan konuşmasında iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız dedi. Çünkü iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız. AK Parti 74. İlk Adım Danışma Meclisi toplantısında konuşan Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti'nin hep 18 yaşında olduğunu ifade etti. Bizler hep 18 yaşındayız. Şurada 7 dakikalık, 8 dakikalık bu sinevizyon gösterisinde partimizin bu zamana kadar gerek yerelde gerek genelde yapmış olduğu çalışmalar çok güzel bir şekilde özetlenmiştir. AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'sa Salı Pazarı'nda selde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında AK Parti'nin 18 yılda olgunlaşarak tecrübe kazandığını söyledi. Değerli arkadaşlar, siyasi partiler aynen insan gibi yaşlandıkça tecrübe deneyim kazanır ve kazandığı tecrübe ve deneyimle ilk kurulduğu yıllardakinden daha farklı ülke sorunlarına hakim olma yönünde organize olur. Bizim